Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde ne yapıyoruz diye soracak olursanız, uzaya gidiyoruz. Evet, şu an kadar yaptığım en iğrenç görünümlü gemiye bakıyorsunuz, ancak bunun amacı bayağı minimal düzeyde hidrojen tüketerek uzaya çıkmak. Şimdilik bunu kullanacağız. Evet, genel olarak bir özet geçelim hızlıca. Özür dilerim. Evet, önceki bölümde yaptığım mining aracı bu. İnanılmaz derecede az hidrojen tüketip ufak bir maden kazıcı. Şimdilik önemli birkaç madenimiz var. Onları toplamak için yapılmış bir arkadaş kendisi. Ve burada da konektörü. Burada duruyor. İnce bir şey. Uzun ince. Ve asıl arkadaşa gelelim. İlk olarak dışarıdaki thrusterları tanıyalım. Thrusterlar bunlar. Yukarı doğru kalkmamızı sağlayacak olanlar. Bir de şurada bir adet atmosferik thruster var ve yanlarda da şu iki arkadaş var. Bunlar atmosferik, tamam. Tamamen. Şu da. Şunlar armor thrusterlardan ufak olanlar. Şu uzun olan bir tane. Aynı şekilde şurada da var. Her üst hariç her yönde atmosferik thruster var. Gelelim. Aşağı doğru 3 tane large hydrogen thruster var. Bunları dünyamda test ettim. Fazlasıyla yeterli oluyorlar. Bunun yanı sıra her yöne 2'şer tane, öne 3, arkaya 4, üste frenleme açısından sebebini göstereceğim. 4 tane hidrojen thruster var. 2 adet gyroskop, 1 adet or dedektör büyük çene. Arkada ladders moduyla, hemen bir göstereyim. Gördüğünüz gibi FS, yani first step. Geminin adı first step. Var. Bu arada bunların hepsi conveyor sistemlerine bağlı bu thrusterların. Hydrogen thruster'ın önceki bölüm fark etmişsinizdir, conveyor'lara bağlı olması gerekiyor. Şuradan da bakacak olursak eğer, evet, şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi 5 tane conveyor girişi var. Bunların conveyor'lara bağlı olması gerekiyor. Hepsinin değil. Bir tane bağlı olsa yeterli. Evet, içeri girelim. Bu arada dışarıda bir adet de spotlight'ımız var ve şu iki yönde de kapı söz konusu. Evet, içeride ufak bir sürpriz. 2 adet kokpitimiz var. Sebebini söyleyeyim, şu kalkış kokpiti. Kalkış esnasında çok daha rahat bir biçimde kalkış yapabilmem için. Bu arkadaş ise normal uçuş esnasındaki yönetim kokpiti. 6 adet oksijen jeneratörü var ve hepsi timde aynı şekilde ayarlı. 1000 tane buz tutacak şekilde ayarlandılar. 2 adet programmable block ve timer'ım var. 2 adet daha gyroskopum var içeride. Şurada LCD panellerim var. Anlayacağınız üzere programlardan biri LCD yöneticisi program. Biri güç kullanımım. Diğeri ice durumu, yani buz sütuğum. Bir diğeri de tankların doluluk oranı. Tank olarak ne kullanıyorsun diye soracak olursan, tank olarak şunu kullanıyorum. Şundan iki tane yanlarda var. Direkt şu arkada gördüğünüz large cargo container'ın iki yanında varlar. Şurada. Bu arada gemi hiçbir şekilde airtight değil, yani hava geçiriyor. Şu da vanilla reaktör. Fazlasıyla yeterli oluyor bu cihazı. Ki uçarken çok fazla enerji kullanmıyor. Evet. Ve inventory'me bolca oksijen bottle almış durumdayım. Ve bütün bunları tanıttığımıza göre artık uçuşa hazırlanabiliriz. Gyroskoplarım burada, her şeyim burada. Ve şuraya geçelim. Ve şu açıda duralım. Evet, gördüğünüz gibi yukarı baktığım nokta burası. Evet, ve
Bütün transferleri kapıyorum, açıyorum. Ancak 1'e atadığım bir arkadaş var. Takeoff'lar. Bunlar nedir diye soracak olursanız öndeki 2 trust, üstteki 2 trust, 4 truster. Yani şu yukarıda gördüğünüz arkadaşlar var ya, itinayla. Evet, onlar. Bir saniye. Unlock. Tamamdır. Ve kalkışa geçebiliriz. Kalkış esnasında nasıl bir sistem uyguluyoruz diye soracak olursanız W'ye basılı tutuyoruz. Ve hızımızın belli bir orana gelmesini bekliyoruz. Bu 400 metre bölü saniye. Çünkü large chiplerin hızını ben 400 metre bölü saniyeye ayarladım. Ve bu bir large chip. Ve buradan itibaren W'yu bırakıyoruz. Ve şurada da yüksekliğimizi görebiliyoruz. Bu arada ben kaskı takmıştım değil mi? Hayır, helmet off. Bunun anlamı... Evet, hız düşmeye başladı. Şu civardan itibaren... Ups, yanlış yöne. Tekrar W'ye basarak ileri gidiyoruz. Evet. Ve ben bir yandan GPS Earth Base'i de açayım. Bu sayede arkaya baktığımızda mesafemizi de görüyoruz. Evet. Benim çıkmam gereken mesafeyi basitçe söyleyeyim size. 90 kilometre. Dünyadan 90 kilometre yaklaşık olarak uzaklaşmam lazım. Çünkü benim asteroidlere ihtiyacım var. Asteroidlerle ne yapacağım diye soracak olursanız, madem benim uzaya çıkmamın asıl gerekçesi şu an platinyum. Çünkü uzaya biraz daha rahat çıkmak istiyorum. Ups. Tamamdır. Evet, şuradan hızımızı sürekli kontrol ederek bu şekilde çıkıyoruz. Uzaya çıkmak böyle bir süreç başlangıç için. Tabii sonrası, yani sonrasında gene benzer yöntemle çıkılıyor. Bu sayede boşuna hidrojen tüketmiş olmuyoruz. Çünkü hidrojen aşırı değerli bir kaynak. Ve burada da her şeyi ters görüyorum. Tankın %96'sı dolu ve an itibariyle uzaydayız. Şurada, şu tarafta gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde oksijen ya da gravity gözükmüyor. Oksijen gözüküyor. Hay, çünkü kapalı alandayız. Evet. Hızımızı 400'e ayarlayalım. Gördüğünüz gibi öndekileri kapalı tuttum. Çünkü beni yavaşlatmalarını istemiyorum. Ve gördüğünüz üzere fuel time'ım da 9 gün. Yani o uranyumlarım şu an uzayda bana 9 gün yetiyor. Ki bu benim için fazlasıyla yeterli. Evet. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Alta basılı tutuyorum çünkü kazara yönümü değiştirmek istemiyorum. Ve 60 kilometreye vardık bile. Evet, buradan devam edip 90 kilometreye ulaşmamız lazım. Evet. Ve 90 kilometreye ulaştığımızda madenleri, asteroidleri de görmeye başlayacağız. Şunlar önceki bir denemeden kalma, bunları bir çıkartacağım. Evet, ne oldu bilmiyorum. Alt tab'e bastım kazara sanırsam. Evet, 78 kilometre. Ben geliyorum. Dur. Evet, vardık sayılır neredeyse. Çok az bir W ile hızımızı ayarlayalım. Ve birazdan yavaşlamaya başlayabiliriz ki asteroidleri de görmeye başladık. Yavaşlamak için şu an kullanacağım yöntem çok rahat tahmin edebileceğiniz bir şey. 3, 2, 1.
tam ters yöne dönmek. Evet. Ve buradan itibaren kokpitimizi değiştireceğiz. Şimdi şuraya. Ve gemimiz. Evet. Anda helmet'i taktım. Evet, jetbeam açık. Tamamdır. Oksijenimi bu şekilde buradan şunlardan kullanacak. Aslında buraya keşke oksijen destekleyen bir kokpit koysaydım. Hemen bir şeye bakacağım. Kokpit. Azimut kokpit. Bakalım. Şu an kullandığım bu. Bu çok daha fazla malzeme istiyor. Interior plate'lerden sadece daha fazla istiyor. Geri kalan aynı. Bakalım interior plate'lerin bir kısmı. Hepsi toplu. Ah, keşke bunu aklımda bulundursaydım. Aslında o zaman şununla da hareket edebiliriz. Düşünecek olursak. Evet. Ve buradan itibaren şu arkadaşları da açıyoruz. Evet. Bir adet asteroide doğru yol alıp inertial damplers'ları kapatıyoruz. Sonrasında sabit bir hızımızı ayarlayıp inertial damplers'ları geri açıyoruz oradan. Aslında dur. Çok kasmaya gerek yok. Zaten dünyaya bir daha inişimde değiştiririm onu. Ancak şu anki kokpitte fazlasıyla yeterli olur diye düşünüyorum ki benim için yönetmesi çok daha rahat olacak onunla. Evet, o detayı tasarlarken pek düşünmemişim. Evet, neredesin sen? Neredeydi bu asteroidimiz? Ama kendisini doğru yolu aldığımız asteroid. Şunlar mıydı? Ha yok, burada, tamam. Şuraya doğru. Yok oğlum, burası biraz daha yavaş. Şuradan da gördüğünüz üzere onları tam olarak bu yüzden koydum. Evet. Asteroide yaklaşıyoruz ve or dedektörümüz asteroidin içerisinde neler olduğunu bize tarayacak. Inertial damper açalım. Ve bakalım. Bu arada uzayın çok güzel bir avantajı Gold Iron. Bakalım başka ne var. Asteroidlerin hepsini tarayacağım. Ben şu an Platinum arıyorum. Gold Iron Ice. Gözüktü. Evet, burası bir Gold Iron. Tamamdır. Duralım. GPS. Nifrom. Evet. Gold Iron Ice. Tamamdır. Bu şekilde GPS koordinatlarını kaydedeceğim. Evet. Buradan itibaren her şey bu şekilde geliyor. Ben platinyum bulup geliyorum. Evet ve bu beklediğimden bayağı bir kısa sürdü. Bu arada unutmadan, kaskın kapalı uzayda. Uzayda sakın kaskınızı açmayın. Hatta açalım. Ya, canım düşmedi. Neden? Neden düşmedi? Oha. Artık sanırım uzayda da kasksız dolaşabiliyormuşuz. İlginç. Kask koruyor mu? Ha, yoksa dur, içer. Ha tamam. İçerisi airtight'mış. İyi. Bunu bilmiyordum bak. Evet. Ve şimdi gelelim.
küçük mining vehicle'ımıza. Evet. Evet. Her şeyi kapattık. Bunları açtık. Şimdi. Bir şeye bakacağım. Tank. Çok o kadar fazla kullanmıyormuş. Tamam, güzel. Çünkü bunun hidrojen kullanımını çok fazla deneyemedim. Ve asıl aradığım arkadaş. Mükemmel şahıs. Evet, uzayda yapacağımız şey tam olarak bu. Hayvan gibi maden toplayıp dünyaya geri inmek. Evet, neden bu şekilde yapıyorum diye soracak olursanız, olay çok basit. Bu şekilde bolca maden toplayıp dünyaya ineceğim ve indikten sonra dünyada çok daha güzel bir araç yapacağım. Bu arada çok daha güzel bir araç yapıp onunla temelli uzaya çıkacağım. Evet, tam olarak düşündüğüm şey bu. Normalde bir dropship düşünüyordum ancak gerek kalmadığını karar verdim çünkü bu arkadaşın inişi de bayağı güzel. Yani dropship'ten kasıt sadece atmosferik bir araç. Bu onu dünyaya fırlatacak, bu uzayda kalacak. Karşılığında bu da dünyada iniş yapacak atmosferik thrusterlarıyla ancak bu da çok daha güzel bir sistem. Bu arada unutmadan thruster tiplerini biraz anlatayım size detaylıca. Oyunda 3 farklı thruster tipimiz var. Önceki videolarda anlattığımı bilmiyorum ancak gene de bir anlatayım dedim. Oyunda 3 farklı thruster tipimiz var. İki tanesi, daha sonra bir tanesi en son yeni eklenen hidrojen demişim. Atmosferik thruster. O oyuna en son eklendi. Ondan önce hidrojen eklendi. İlk eklenen normal thrusterlar, namı değer ion thrusterlar. Ama sadece direkt thruster diye geçiyorlar. Evet, aralarındaki farkları açıklayalım. Atmosferik thruster sadece atmosferde çalışıyor. Ion thruster'a göre gene biraz enerji tüketiyorlar ancak atmosferde en verimli iki thruster'dan biri. Ion thruster'lar atmosferde çok kötü bir performans gösteriyor. Ne kadar kötü diye soracak olursanız basitçe tarif edeyim. Tier 4 thruster... Tibalt'ı ion thruster'larla taşımaya kalkışsam Tier 4 ion thruster'larla döşemem lazım her tarafı. Evet, o kadar verimsizler. Çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Ama çalışıyorlar sadece. Fakat uzayda inanılmaz derecede verimliler ion thruster'lar. Atmosferik thruster'lar ise sadece dünyada çalışıyorlar. Bence dünyada değil de atmosferi olan gezegenlerde, yani Mars'ta çalışıyor olmaları lazım. Ay'da çalışmıyorlar. Bunun yanı sıra Alien Planet'te çalışıyorlar. Yani Mars'ta çok verimli çalışmıyorlar çünkü Mars'ın atmosferi çok verimli değil. Devam edelim. Ion thruster'lar direkt uzayda çalışıyor komple. Atmosferi olmayan herhangi bir yerde çok rahat bir biçimde çalışıyorlar. Ay'da da çok güzel çalışıyorlar. Fakat atmosferi olan bir yerde çok verimsiz çalışıyorlar. Hidrojen thruster ikisinde de aşırı verimli çalışan bir thruster ve oyundaki itiş gücü en yüksek olan thruster. Gördüğünüz gibi bu araç sadece şu minicik hidrojen thrusterlarla çok rahat bir biçimde aşırı hızlı olmasa da gayet çevik bir biçimde hareket edebiliyor. Hatta bir bakalım. Gördüğünüz gibi anında geri gidiyorum. Hidrojen thrusterlar tüm komple thrust gücü en güçlü olan thrusterı bu oyunda. Ancak şöyle bir sıkıntıları var. Düzenli olarak buz istiyorlar. Yani hidrojen istiyorlar. Yani bir buz kaynağına ihtiyaçları var. Yani bunun anlamı hidrojen thruster odaklı gidecekseniz tüm oyun Mars'ın aylarından Europa'ya bir bakmanızı tavsiye edebilirim. Tamamen buzdan oluşan bir
ay. Yani gezegende diyebiliriz. Ya da önünüze gelen her buz asteroidini süpüreceksiniz. Orada ne kadar topladım? Toplamışım biraz. Evet, ice'larımız da tüketiliyor. Hatta bir ice oranına bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı acımadan süpürüyor ice'ları. Evet, hidrojen tank. Ice. Evet. Bu şekilde arkadaşlar çalışıyor. Evet. Kazmaya devam edelim şunları. Evet, thruster'lar hakkındaki farkları anlattık. Yani dediğim gibi eğer üşenmem, hayvan gibi buz kazarım falan filan diyorsanız hidrojen thruster oyundaki en güçlü thruster. En ağır gemileri bile yaklaşık %10-20 gibi bir oranla ion thruster'dan çok daha güçlüler. Ki bu büyük oranlara hesapladığımız, yani sayısını arttırdığımızda çok büyük bir oran anlamına geliyor ki hidrojen thruster'ların tek blok, small'larının tek blok, large'larının ise gene ion thruster'lardan küçük olduğunu hesaba katın. Yani beraberinde tank istiyorlar ancak o da ayrı bir meşakkat. Ancak hani çok ağır bir gemi çalıştırıyorsanız ve bolca buz taşıyabilecekseniz fazlasıyla mantıklı bir tercih. Ve hidrojen thruster'ların çok büyük bir avantajı, aynı verimlilikte hem atmosferde hem de uzayda mükemmel bir biçimde çalışıyorlar. Genelde kullanılan iki sistem var. Ya hidrojen thruster kullanıyor iki gezegende de uzayda da kullanılacaksa, ya da ion thruster ya da hidrojen thruster biraz, hidrojen thruster ama çok fazla değil. Mesela şu gemi gibi artı atmosferik thruster kullanılıyor uzaya çıkarken. Bakalım benim ice'larım ne durumda? Evet, azalmışlar. Evet, bu şekilde ben maden kazmaya devam edeceğim. Evet, ve bunu ben bayağı bir asteroid içinde yapacağım. Bolca hepsinden toplayıp. Bu arada keşke biraz daha büyük yapsaymışım. Biraz hidrojen thrusterların gücünü hafife almışım. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.